Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere ülkemizde üretilmekte olan ve pek çok dünya ülkesine ihraç edilen mükemmel özellikler taşıyan bir sunum tepsisinin tanıtımını yapmaktayız. Lütfen dikkatle inceleyin. Hem evlerde hem iş yerlerinde uzun yıllar kullanılabilecek olan son derece mükemmel bir ürün. Pastanelerde pasta tepsisi olarak kullanılıyor. Ev ve iş yerlerinde sunum tepsisi olarak her boyu mükemmel özellikleriyle kullanılabilmekte. Bu tepsinin burada görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 ve 4 farklı ölçüsü var. Ölçüler hakkında kısa bir tanıtım videosu. Bu tepsimiz büyük tepsidir. Öncelikle tepsinin özelliklerini kısaca anlatayım. Kırılmaz tepsi. İç yüzeyi pırıl pırıl dümdüz. Arkadaşlar, arka yüzeyinde bu tepsiye dekorasyon vermesi amacıyla bu şekilde bir hasır örgü tarzı bir işleme var. Tepsi tamamen pırlanta gibi clear bir tepsi, şeffaf bir tepsi. Bakın alt kısımda elimi görüyorsunuz. Veya elimde şurada bir metre var. Metreyi görüyorsunuz. Yani 5 metre kısmı mesela metrenin normal hali. Ve metrenin yani arka planı ne kadar gösteriyor diye bilgi sahibi olmanız açısından. Bu tepsi kesinlikle kırılmıyor arkadaşlar. Çok özel bir malzemeden yapılmış. Bakın. İstediğiniz şekilde bükebilirsiniz. Anında eski halini alıyor. Yani bunu U şekline bile getirseniz kesinlikle kırılmayacak arkadaşlarım. Yani bu tabi içe oval bir tepsi, içe pahlandırılmış bir tepsi olduğu için dışarı doğru kıvıramazsınız ama içeri doğru istediğiniz kadar bükün. İmkan ve ihtimal yok. Üzerinden tır geçse, yani tırın geçmesi söz konusu olmaz tabi de, ama bu tepsiyi kesinlikle hiçbir güç kıramaz. Görüyorsunuz. Yani düştüğü zaman çatlamaz. Üzerine basıldığı zaman ev ve iş yerlerinde kesinlikle herhangi bir deformasyon kaybına uğramaz. Arkadaşlar bakın yamultuyorum sağa sola. Kesinlikle bir deformasyon görüyor musunuz? Bırakıyorum. Anında eski halini alıyor. Bakın dümdüz. Mükemmel düzlükte. Bu en küçük boyumuz. Enden dar bir tepsi. Ölçü bilgisi veriyorum. Bu tepsi 12,5 cm. Y 32,5 cm arkadaşlar. Görmeniz açısından şu şekilde metreyi ölçelim. 32,5 cm. İç alanı biraz daha küçük. Ne kadar? 32,5 cm dedim. 30 cm iç alanı. Bunun da iç alanı 10 cm. Yani buna, bu tepsiye bir baton pasta mükemmel bir şekilde yerleştirilip buzdolabında yerini alabilir. Bu tepsiye. Burada gördüğünüz gibi. Diğer ölçümüze gelelim. Eni, uzunluğu, doğrusu önce uzunluğunu ölçelim. Yine 32,5 cm. Bu şekilde 17,5 cm çıkıyor. İç alanı 15 cm arkadaşlar. Yine bunda da baton pastaların daha büyükleri yerini alabilir. Yani 3 tane kahve fincanı, çay tabağı rahatlıkla taşınabilir. 3 numaralı tepsi, yani bir büyük 3 numara diyoruz buna. 3 numaralı tepsi, evet. 3 numaralı tepsimiz yine boy olarak 32 cm. En olarak 21,5 cm.
Ama iç alanı arkadaşlar 19,5 santimetre diyebiliriz. Evet. 19,5 santimetre. Yani buna, bu ürüne 19,5 santimetrelik ve 30 santimetrelik 19,5'a 29,5 pasta yerleştirebilirsiniz. Yine bu tepside 4 tane kahve fincanı rahatlıkla taşınabilir. Sunum konusunda 3 kişilik 4 kişilik malzemeler rahatlıkla servis edilebilir. Gördüğünüz gibi pırlanta gibi kristal bir ürün niteliğinde mükemmel bir tepsi. Bu tepsimiz en büyük boy. Bu enden de boydan da diğer 3 tepsiye göre daha büyük bir boyut taşıyor. Tam ölçüsünü söylüyorum. 42,5 santimetre arkadaşlar. Hatta 42,5 santimetreden 43 santimetreye 2 milimetre kalıyor. 43 santimetre 2 milimetre kalıyor. Diğer boyutunu alıyoruz. 27,5 santimetre arkadaşlar. İç alan ölçülerini verelim. 23,5 santimetre. 23,5 santimetreye 38,5 santimetre. Evet, ölçülerimiz bunlar. Dediğimiz gibi bu tepsileri uzun yıllar kullanabilmek mümkün. Bulaşık makinesinde yıkayabilmek mümkün. Hem ev kullanımı için ideal, hem de endüstriyel kullanım için ideal. Yani restoranlarda, tabldot ortamlarında, pastane ortamlarında, her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok mükemmel, kristal gibi, elmas gibi harika tepsiler. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.